Mediamarkt Uğur Meleke ile futbolu sunar. Akhisar için sezonu 3 bölüme ayırmak lazım. Çok iyi başlangıç yaptılar. Okan Buruk'ta çok iyi bir çıkış yaptılar. Sonrasında Okan Buruk'un bir cezası var bir dönem. Hem de Akhisar'ın bir santrfor sorunu var. Bir türlü topu çerçeveden dürtecek adam bulamamaları sorunu var. Ardından da tabii sezon başı Çikaleşi'nin kaybı ve onun yerine bir santrfor koyamamaları. Ardından devre arasında santrfor takviyeleri. Okan Buruk'un tekrar takımın başında güçlü bir şekilde yer alması ve ikinci yarıda peş peşe aldıkları 3 galibiyet ve 30 puanla artık küme düşme hattının ciddi biçimde uzağına gittikleri süreç ki aynı süreçte Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktılar ama Türkiye Kupası yarı final maçında ilk maçında aldıkları kötü sonucun neticesinde çok fazla şansları kalmadı kupada. Artık ligde bir an önce 40 puana ulaşıp ligde kalma bayrağını çekip gelecek sezonun hazırlıklarını yapmak istiyor Okan Buruk'un Akhisar'ı. Bu arada ikinci yarıdaki çıkışlarında orta sahada Eray Ataseven katkısında önemli olduğunu altını çizmek lazım. Yani orada Sissoko gibi, Serginho gibi, Soner gibi, Muğdat gibi defansif ya da ofansif orta saha oyuncuları öyle bir rotasyonu vardı Okan Buruk'un ama oraya Eray Ataseven'in katılması hem iki yönlü bir orta saha oyuncusu hem de zaman zaman gol katkısı da oluyor. Akhisar'ın oradaki opsiyonlarını hatırladı. Hem santrfor takviyesi yaptılar. Paulo Henrique gerçek bir santrfor ön tarafta olmuş oldu. Çikaleşi ve ondan sonra da yerine bir türlü alternatif bulamamaları, Emnes gibi çözümlerden çare bulamamaları hem o hem de Eray'ın orta sahaya katılımıyla Akhisar daha organize, daha dört başı mamur bir takıma dönüştü. Ama Fenerbahçe tabii iç sahada muhtemelen peş peşe sert takvimin ardından kazanmak ve ligdeki şampiyonluk yarışında kafa kafaya yarışı 3 puanlık marjda tutmak, sürdürmek isteyecektir. Aykut Kocaman'ın 2 tane Beşiktaş maçı sürecinde yıpranan sert fiksürden çıkan oyuncuları bir miktar rotasyona sokması söz konusu olabilir. Daha az forma şansı bulan oyuncularla kadroyu genişletmesi söz konusu olur ki genişletmek de zorunda. Çünkü ligin geri kalanında Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe sadece 3 puanlık marjdalar. Maksimum oyuncudan faydalanmaya çalışacaklar. Lig sert, Sivas gibi, Malatya gibi, Kasımpaşa gibi, Kayseri gibi, Göztepe gibi deplasmanlar. 4 tane şampiyonluk adayının her birinin gittiğinde sıkıntı yaşayabileceği deplasmanlar oluyor. Buralarda sıkıntı yaşamamak için 11-12 oyuncu ile değil 16-17 oyuncu ile mücadeleyi sürdürmek lazım. Aykut Kocaman artık sadece önde baskıyla top rakiptekilerini kazanarak 3-4 pasla gole gitmekten daha fazlasını yapabildiğini göstermesi lazım. Fenerbahçe bazı maçlarda %65-70 topa sahip olması lazım. Büyük takım gibi oynayabileceğini de ispat etmesi lazım. Sanırım bunun için de Akhisar maçı iyi bir fırsat. Daha fazla kaliteli oyuncu, daha fazla yetenek, ön tarafta daha renkli bir oyun, bu gri oyundan çıkış, daha fazla pozisyon. Fenerbahçe'nin özellikle bu maçlarda ihtiyacı olan şey Galatasaray, Beşiktaş çünkü bu tarz rakiplere karşı kalan ligin geri kalanında ikinci yarısına karşı bu tarz oyun oynayabilir iç sahada. Fenerbahçe'nin de oyunu oynayabilmesi lazım ve Akhisar maçı Aykut Kocaman için önemli bir başlangıç fırsatı. Mediamart'ın da size bir sorusu var. Bu soruyu doğru cevaplayan iki kişiye sürpriz hediyeleri oluyor. Soru şu şekilde. Şampiyonlar Ligi tarihinde, 25 yıllık Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında yani gruplardan sonraki eleme turlarında daha önce en fazla farkla mağlup olup ilk maçta en fazla farkla mağlup olup buna rağmen turu geçen takım kaç farktan geri dönmüştür ve bu takım kimdir? Sorun cevabı biliyorsanız nasıl yanıtlayacağınız videonun altında. Mediamarkt Uğur Melike ile futbolu sundu.